Depremzede öğrencilerin eğitime devam edebilmesi için çalışmalara hız verildi. Olağanüstü hal kapsamında eğitim alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Peki kararnamedeki detaylar nedir? İşte cevabı. Depremzedelerin konaklaması, yemek ve temizlik hizmetleri. Bu hizmetler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlarda OHAL sürecinde depremzedelere ücretsiz verilmeye devam edecek. Giderler Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Olağanüstü hal kapsamında eğitim alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Bu illerde hizmet binası yıkılan veya hasarlı olduğu için faaliyetleri durdurulan öğretmen evi ve akşam sanat okulları da var. Kararnameye göre buralarda çalışan işçilerin tazminatlarının ödenmesinde işletme bütçesi yetersiz kalırsa bu kurumlara 3 ay süreyle bakanlık bütçesinden kaynak aktarılabilecek. Burslu okuyan öğrenciler aynı ya da başka ildeki okul pansiyonlarında parasız yatılılığa yerleştirilirse veya özel okullara nakil olursa bursları eğitim yılı sonuna kadar kesilmeyecek. Ayrıca depremde ailesi vefat eden okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ödenen burs miktarı kadar aylık eğitim desteği de verilecek. Sadece örgün eğitime devam şartı aranacak. Ve özel okullar. Açma izni aldıktan sonra 2 yıl içinde faaliyete başlamayan kurumların çalışma ruhsatının iptal edilme süresi 3 ay süreyle duracak. Peki olağanüstü hal ilan edilen illerde kapanan özel okulların devir ve teslim etmeleri gereken mühürleri, yönetici, öğretmen ve öğrencilerle ilgili bütün defterleri, dosya ve diğer evrak deprem nedeniyle teslim edilmezse ne olacak? Bu kurumlar hakkında brüt asgari ücretin 20 katı uygulanan para cezası alınmayacak.